Ok Meydanı'nda bir kahvehanedeyiz. Üç genç var. Onların ne söylediğini burada veremem. Çünkü mahkeme konusu oldu, yargılama konusu oldu. Ama o haberi de yasaları hiç çiğnemeden, kanalımı hiçbir tehdit ve tehlike altına hiçbir şekilde riske etmeden, o haberi de vermezden gelemezdim. 14. Sulh Ceza Hakimliği'nde Halk Evleri'nin üyesi Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya aklımızın almayacağı bir gerekçeyle tutuklandı. Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya tutuklandı. Başar ve Dışkaya'nın tutuklanma sebebi halkı kinle düşmanlığa alenen tahrik etmek. Bu tutuklama hukuki değil, siyasi bir tutuklamadır. Ok Meydanı'nda bir grup vatandaş kahvehaneleri dolaştı. Kahvehanelerde konuşma yapan gruptan Başar ve Dışkaya yaptıkları konuşmaların videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Grubun mahallemizde bir farkındalık yaratmak istedik diyerek açıklama yaptığı konuşmayla ilgili tutuklama kararı verdi mahkeme. Hamit Dışkaya'nın eşi karardan sonra adliye önünde sinir krizleri geçirdi. Benim eşim kadar, tırnağını ufak tırnağa kadar bir dürüstlüğünüz olsa inanın ki bu Türkiye yeşerir, yeşerir. Hamit ve Ayşegül'ün savunduğu değerler bu ülkede milyonlarca insanın değeridir. Laiklik anayasanın ikinci maddesidir. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da takip etti davayı. Yarkadaş, kahvehanelerde yapılan konuşmanın laiklik vurgusu yapan bir konuşma olduğunu söyledi. IŞİD karşıtı olmak ve laiklik yanlısı çağrılar yapmak halkı ne zamandan beri kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Laiklik iyi bir yaşam demektir. Laiklik insanca bir yaşam demektir. Kimsenin kimseye kulluğu olmayan bir yaşam biçimi demektir. Şimdi laikliği ayrışma aracı olarak görmeye başladılar. Ya laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Din ve vicdan özgürlüğü demektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tutuklama kararının geldiği akşamın gündüzünde grup toplantısında ikilinin gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Şimdi sabah çok erken saatlerde geldik, çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla birlikte. Bu videoyu defalarca izledik. Sonra yönetmenim Hüseyin, editörüm Zeray, ben, Neco, Savaş, hepimiz, Zafer, hepimiz fikirlerini söyledik. Tabii o videoyu verecek miydik? Ezgi haberi hazırlıyordu. Geldi abi dedi, bu videoyu verelim mi dedi. Yani Ok Meydanı'ndaki kahvedeki. Görüşlerimiz farklıydı. Fakat ben en son noktada kendi kararımı kullandım. Haberi yapacağız. Habere ilişkin bütün detayları vereceğiz. Lakin o kişilerin tutuklanmasına neden olduğu olan konuşmayı da vermeyeceğiz burada. Çünkü o şu anda yargılama aşamasına gitti. Farklı görüşlerimiz var. Benim de bir vatandaş olarak görüşüm var ama onu şu anda burada ifade etmeye uygun bulmuyorum. Ama danışmanımla her fırsatta yaptığımız konuşmalarda da üzerinde durduğumuz konu şu. Ülkemizin gerçek manada huzur içinde yaşaması için, danışmanım Nihal Kemaloğlu ile hep bunu konuşuyoruz. Laikliği Türkiye'de iyi anlatmamız gerekiyor. Laiklik bilinmiyor. Basit basit anlatmamız gerekiyor. Sabah söyledim. Benim dinim bana, sizinki size. Devlet bizim aramızda ayrım gözetmeksizin tam bir tarafsızlık içinde eşit vatandaşlık ilkesi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerekli önlemleri alır. Ben istediğim gibi inancımı yaşayabileceğim. Siz istediğiniz gibi hangi dil, din veya inançsızlık ne istiyorsanız yaşayabileceksiniz. Laiklik budur. Laiklik Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mısır'da zamanında yapmış olduğu bir konuşmada olduğu gibi. Modern yaşamın, demokratik hayatın vazgeçilmesi.